Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Uysal. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Ve aynı zamanda TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyesiyim. Danışma ve Değerlendirme Kurulu olarak sizler için hazırladığımız eğitimin bu bölümünde operasyonel usuller hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Eğitimin içeriği ve diğer konularla ilgili sorularınızı iha@tubitak.gov.tr mail adresine iletebilirsiniz. Eğitimimizin içeriği 3 boyutlu konumlandırma, referans sistemleri, GPS prensipleri, temel harita okumaları ve uçuş planı şeklindedir. İnsanoğlu var olduğundan günümüze kadar hep bulunduğu yeri merak etmiş ve bunu bilmek istemiştir. Sadece bulunduğu yeri merak etmekle kalmayıp aynı zamanda gideceği yeri de belirlemek istemiştir. Bu sebeple birçok farklı sistem geliştirmiştir. Evrende var olan her şey konum bilgisine sahiptir. Ve bu bilgiyi farklı yöntemlerle belirlemeye çalışırız. Objenin boyutuna ve beklenen hassasiyete göre farklı yöntemler kullanırız bunları belirlerken. Bizim bir noktadan başka bir noktaya gitmek için yaptığımız işlemlere seyri sefer adını veriyoruz veya navigasyon diyoruz. Hava seyri seferi bir yerden başka bir yere gerçekleştirilecek uçuşun kalkış aşamasından inişine kadar takip edeceği güvenli uçuş rotasının ve uçağın bulunduğu yerin belirlenmesidir. Hava seyri seferi için istikamet, pozisyon, mesafe ve zaman bilinmelidir. Yani istikametten kastımız uçağın rotası, 3 boyutlu konumu, yani 3 boyutlu konumundan da ifade ettiğimiz enlem, boylam ve yükseklik bilgileri, mesafesinin bilinmesi ve zamanın bilinmesi gerekiyor. Biz hava seyri seferlerini farklı şekilde sınıflandırabiliriz. Bunlar görerek uçuş ve aletli uçuş şeklinde bir sınıflandırma yaptığımızda, görerek uçuş, uçak dışındaki görsel referanslarda göre yapılan uçuşu ifade ediyor. Bunun dışında pusula, saat, altimetre ve uçuş saati gibi alet ve göstergelerin bulunması gerekiyor. Aletli uçuşta ise görerek uçuşun uygun olmadığı durumlarda uçak içindeki cihazlar, göstergeleri ve seyri sefer yardımcıları ile yapılan seyri seferi kastediyoruz. Diğer bir seyri sefer yöntemlerinde ise sınıflandırdığımız vakit pilotaj dediğimiz harita kullanarak arazi şekillerini takip etmek suretiyle yapılan seyri seferi kastediyoruz. Hesabi seyri seferde ise hiçbir seyri sefer yardımcı cihazı kullanılmadan mesafeyi ve uçuş istikametini, havada geçen zamanı ve yer hızını hesaplayarak uçağın pozisyonunun bulunmasıdır. Yıldızlarla seyri seferde ise güneş, ay, gezegenler ve yıldızlar yardımıyla yapılan seyri seferi kastediyoruz. Radyo seyri seferi ise çeşitli tipte radyo seyri sefer yardımcı cihazlarını kullanarak yapılan seyri sefer yöntemidir. Günümüzde ise uydu tabanlı seyri sefer yöntemleri kullanılmaktadır. Biz sürekli olarak dünya üzerinde bulunduğumuz yeri merak ediyoruz. Fakat bunun için öncelikli olarak dünyanın şeklini bir tanımlamamız gerekiyor. Dünyanın şeklini biz farklı şekillerde tanımlayabiliyoruz. Yani genel tanım olarak işte kutuplardan basık, ekvatordan şişkince bir yüzey olarak tanımlıyoruz. Ama
Dünyanın şekli jeoittir. Peki jeoit nedir? Ya da ideal şekliyle jeoit, met ve cezir olayının etkisi olmadan büyük okyanusların üst yüzeylerinin karaların altından da devam ettiği varsayılarak oluşturulan soyut, kapalı bir yüzeydir. Fakat bu yüzey geometrik olarak tanımlanamadığı için hesap yüzeyi olarak kullanılmaz. Bunun için farklı matematiksel yüzeylere ihtiyaç duyuyoruz. O nedenle dünyanın şeklini en uygun olarak kullanabileceğimiz matematiksel şekilleri kullanıyoruz. Bunun için de elipsoid ismini verdiğimiz şekiller kullanılabilir. Fakat bunu kullanabilmek için hesap yüzeyi olarak kullandığımız yüzeyin büyüklüğü önemlidir. Yani büyük alanlar söz konusu olursa elipsoidi kullanıyoruz. Ama bunun boyutlarını da şöyle sınıflandırabiliriz. 50 kilometre kareye kadar yapacağımız hesaplamalar için biz dünyayı düzlem olarak kabul edebiliriz. 50 kilometreden 5000 kilometre kareye kadar olan hesaplamalar için dünya yüzeyini küre olarak kabul edebiliriz. 5000 kilometre kareden büyük alanlarda yapacağımız ölçüm ve hesaplamalar için ise dünya yüzeyini elipsoid olarak kabul ediyoruz. Bizim bu dünya üzerinde konum belirlerken bir referans sistemini tanımlamamız gerekiyor. Bunu ifade etmek için önce temel tanımlardan yola çıkalım. Bu tanımlardan biri datum. Herhangi bir noktanın yatay ve düşey konumunu tanımlamak için başlangıç alınan referans yüzeyini ifade ediyor. Bizim oluşturacağımız sistemler için yatayda ve düşeyde farklı datumlar tanımlamamız gerekiyor. Bu nedenle yatay datum dediğimiz vakit koordinatlar için referans alınan başlangıç yüzeyini ifade ediyor. Düşey datum ise yükseklikler için referans alınan başlangıç yüzeyini ifade ediyor. Datumu belirlerken datum parametrelerinin bilinmesi gerekiyor. Bunlar referans elipsoidi ve başlangıç noktasının koordinatları ve dönüklükleridir. Koordinat sistemleri ise bizim tanımlamamız gereken sistemlerden bir tanesi. Koordinatlar bir noktanın belirli bir referans sisteminde konumunu tanımlayan doğrusal ve açısal büyüklüklerdir. Bir koordinat sistemi için başlangıç noktasının, dönüklüğünün ve biriminin tanımlanması gerekir. Kullandığımız başlıca koordinat sistemlerini sıralayacak olursak, coğrafi koordinat sistemleri, dik koordinat sistemi ya da kartezyen koordinat sistemi, grid koordinat sistemi ya da projeksiyon koordinat sistemi olarak ifade edebiliriz. Sırasıyla bunlardan bahsedecek olacak olursak, bunlardan bir tanesi coğrafi koordinat sistemi. Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleriyle tanımlandığı koordinat sistemidir. Ekvatora paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir. Bir noktadan geçen paralel dairenin başlangıç paraleline yani ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise enlem denir. Enlem ve paralel birbirleri yerine kullanılabiliyor. Ekvatorun 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere toplam 180 tane paralel bulunmaktadır. Bir kutuptan diğer kutba ulaşan paralelleri dik açıyla kesen hayali yarım çemberlere ise meridyen ismini veriyoruz. Meridyenlerin başlangıç meridyenine yani Greenwich'ten geçen meridyene olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise boylam diyoruz. Boylamlar da meridyen yerine kullanılabiliyor.
Başlangıç meridyeninin 180 doğusunda, 180 de batısında olmak üzere toplam 360 tane meridyen bulunmaktadır. Coğrafi koordinat sisteminde biz enlem ve boylam değerlerini derece, dakika, saniye cinsinden ifade ediyoruz. Tabii bunu ifade ederken bir noktanın coğrafi koordinatlarını derece, dakika, saniye cinsinden göstermekle 10 derece cinsinden ondalıklı göstermek arasında fark mevcut. Bir açının derece, dakika, saniye cinsinden açı biriminde gösterimiyle ondalık açı biriminde gösterimi farklıdır. Matematiksel işlemleri yapabilmemiz için derece, dakika, saniye cinsinden açı biriminin ondalık açı birimine dönüştürülmesi gerekir. Çünkü biz derece, dakika, saniye biriminde 60'lık sisteme göre çalışıyoruz. Yani 1 derece 60 dakika, 1 dakika ise 60 saniyeden oluşuyor. Bu nedenle biz bunları 60'lık sistemde ifade ediyoruz. Eğer ondalık sistemde göstermemiz gerekirse bunları birbirine dönüştürmemiz gerekiyor. Burada örnek olarak verdiğimiz 37 derece 4 dakika 27,12 saniye. Bu derece dakika saniye cinsinden ifade edilmiş şeklidir. Bunu ondalıklı göstermek istersek bunun karşılığı 37 derece nokta 0,42'dir. Yani 37,0,42 derecedir. Bunu dönüştürmek için ne yapıyoruz? Birbirinden dönüşümlere bakalım. Burada verdiğimiz 37 derece artı 4 dakikamız vardı. Ne yaptık? Derece cinsine dönüştürmek için ondalıklı olarak 1 derece 60 dakikaydı. 60'a böldük bunu. 27,12 saniye ise 3600'e böldük. Çünkü 1 derece 3600 dakikaydı. Sonuçta 37,0,742 derece olarak ifade etmiş olduk. Ondalıklı bir verilen derece cinsinden açısal değeri derece, dakika, saniyeye dönüştürmek için ise ne yapıyoruz? Ondalıktan sonraki ifadeyi 60'a bölüyoruz. Dakikasını buluyoruz. Kalan ondalıklı ifadeyi 60'a bölüyoruz. Saniye cinsinden değerini hesaplamış oluyoruz. Burada verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Kartezyen koordinat sistemi ise küresel konumlama sisteminde bizim elde ettiğimiz koordinatları gösterdiğimiz sistemlerden bir tanesi. Ya biz küresel konumlama sisteminde elde ettiğimiz koordinatları genellikle kartezyen ya da coğrafi koordinat sisteminde ifade ediyoruz. Kartezyen koordinatlar karşılıklı birbirine dik referans düzlemi tarafından tanımlanan ve uzayda yer alan noktaların tanımlandığı bir koordinat sistemidir. Yani sizin tanımladığınız birbirine dik üç eksene inilen diklerin uzunluğu sizin koordinatınızı tanımlamış olacaktır. Bir diğer koordinat sistemi ise projeksiyon koordinat sistemi. Yeryüzünün tamamı ya da bir bölümü harita üzerine aktarılırken projeksiyon sistemlerini kullanıyoruz. Projeksiyon, üç boyutlu fiziksel yeryüzünün iki boyutlu geometrik bir yüzey üzerine iz düşürülmesi olarak da tanımlanabilir. Projeksiyon koordinat sistemi, coğrafi koordinat sisteminin projeksiyon yöntemlerinden birinin kullanılmasıyla yapılan dönüşüm işleminin sonucudur. Biz üç boyutlu fiziksel yeryüzünü iki boyutlu harita düzlemine aktarırken farklı projeksiyonları kullanıyoruz. Bunu kullanırken de işte yaptığınız ölçünün doğrultu, uzunluk ve açı olarak değişmemesini istiyorsunuz. Yani bir deformasyona uğramamasını istiyorsunuz. Buna uygun projeksiyonları
seçmemiz gerekiyor. Yeryüzünün harita düzlemine aktarılmasında farklı projeksiyon yöntemlerini kullanıyoruz biz. Ama seyri sefer amaçlı yapılacak çalışmalar için kullanılacak projeksiyon türlerinden biri Mercator projeksiyonu, bir diğeri de konik projeksiyondur. Yani bu projeksiyonlar seyri sefer amaçlarına daha uygundur. Küresel konum belirleme sistemi herhangi bir yerde, her türlü hava koşulunda, ortak bir koordinat sisteminde üç boyutlu konum, hız ve zaman bilgilerini uydu sinyallerinden yararlanarak elde eden navigasyon sistemidir. Biz kısaca bu sisteme GPS adını veriyoruz. Bu sistemin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Meteorolojik koşullardan bağımsızdır ve bize yüksek duyarlılıklı jeodezik veri elde etmeye imkanı sunar. Ve tüm mevsim koşullarında gece gündüz çalışma imkanı var. Yani gece gündüz demeden her türlü hava koşulunda veri toplayabilirsiniz. Hızlı ve ekonomik bir sistemdir. İnsan tarafından müdahale yapılmaz çok fazla. Ortak referans sisteminde çözüm verir ve geniş bir uygulama alanına sahiptir. Günümüze baktığımız vakit cep telefonlarımızdan hassas ölçüm gerektiren birçok alanda yapılan uygulamaya kadar biz küresel konum belirleme sistemini kullanıyoruz. Ve o sayede hayatımızdaki birçok işlemi daha kolay yerine getirebiliyoruz. GPS, dünyada aktif olarak kullanılan ilk küresel konumlama sistemi. Ve uzun süre tek bir sistem olması sebebiyle uydu tabanlı konumlama sistemlerini ifade etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Aslında GPS, dünyada şu an kullandığımız küresel konumlama uydu sistemlerinden birinin ismi. Ama dünyada ilk olarak bu sistem ortaya çıktığından ve uzun süre kullanılması sebebiyle sürekli olarak bu ismi kullanıyoruz. Günümüzde yeni sistemlerin de eklenmesiyle birlikte küresel ve bölgesel uydu tabanlı konumlama sistemlerinin genel ismi olarak GNSS, yani küresel konumlama uydu sistemleri ifadesini kullanıyoruz. GNSS düzenli olarak kodlanmış bilgiler yardımıyla uydularla arasındaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki konumu belirleyen bir uydu sistemidir. Uydu konumlama sistemlerindeki kısıtlamalar. Bunlar uydu saati hataları, atmosferik etkiler, alıcı kaynaklı hatalar gibi. Bu sistemlerin farklı sistemlerle desteklenmesi gerekliliği ortaya çıktı. Özellikle havacılık faaliyetlerinde sistem bütünlüğü, doğruluk ve süreklilik için kapsam alanını genişletme çözümlerine gidilmiştir. Navigasyon sistemlerinin her yerde, her zaman doğru ve güvenilir kullanımı için destek sistemlerini üç grupta toplayabiliriz. Bunlar uydu bazlı sistemler, yer bazlı sistemler ve yer bazlı bölgesel sistemler olarak tanımlanabilir. Bizim GNSS olarak tanımladığımız küresel konumlama uydu sistemleri aslında farklı birçok uydu sisteminden oluşuyor. Biraz önce tanımladık. Bunlardan bir tanesi GPS. Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen ve kullanılan bir sistem. Rusya tarafından geliştirilen GLONASS. Avrupa Birliği tarafından geliştirilen Galileo. Çin tarafından geliştirilen BeiDou. UAS, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir sistem. EGNOS, Avrupa Birliği tarafından, Japonya tarafından geliştirilen sistemler ve Hindistan
tarafından geliştirilen bu sistemler uydu bazlı sistemler olarak ifade edebiliyoruz. Yani günümüzde kullandığımız küresel konumlama uydu sistemlerinin hepsi bu. Bu sistemlerin bir kısmı küresel, bir kısmı da bölgesel ölçekte çalışıyor. Mesela Çin, Japonya ve Hindistan'ın uydu sistemleri bölgesel çapta çalışan sistemler. Bu uydu sistemlerinin yaklaşık yörünge yükseklikleri 20.200 kilometre civarında, 20.000 kilometre irtifaya sahip yörüngede hareketlerini belli bir sürede tanımlayan sistemlerdir. Belirttiğimiz gibi bu sistemlerden GPS en eski küresel konumlama sistemlerinden bir tanesi. 1978 yılında askeri amaçlarla başlatıldı. Günümüzde faal olarak çalışmalarına devam ediyor. Bir diğeri GLONASS 1993 yılında çalışmalarına başladı. 19.130 kilometre yükseklikte 12 uydusuyla faaliyete geçti. Şu anda toplam aktif 27 uydusuyla görevine devam eden bir sistem. Avrupa Birliği'nin geliştirdiği Galileo sistemi var. Çin tarafından BeiDou sistemi var. Bölgesel Çin ve komşu ülkelerde kullanım imkanı söz konusu. Japonya tarafından QZSS sistemi söz konusu. Bölgesel uydu konumlama sistemi. 2010 yılında ilk uydusunu yörüngeye yerleştirdi sistem. 2024 yılına kadar da toplam 7 uyduyla küresel konumlama hizmeti vermeyi planlıyor. NAVIC ya da IRNSS Hindistan'ın 1500 ve 1500 kilometre çevresindeki alanı kapsayan bölgesel uydu konumlama sistemini ifade ediyor. 2013 yılında ilk uydusunu yörüngeye yerleştirildi bu sisteminde. Günümüzde kullandığımız küresel ve bölgesel küresel konumlama uydu sistemlerini bu şekilde ifade edebiliriz. GPS'in bileşenleri, yani küresel konumlama sisteminin bileşenleri 3 bölümden meydana geliyor. Bunlardan ilki uzay bölümü, kullanıcı bölümü ve kontrol bölümü olmak üzere. Uzay bölümü, Dünya etrafında planlanan yörüngelerde dönen ve yeryüzüne konumlama sinyali gönderen uydulardan oluşuyor. Kullanıcı bölümü ise uydulardan yayınlanan konumlama sinyallerini yakalayan ve bu sinyalleri işleyerek konum bilgisi üreten elektronik kullanıcı ekipmanları ile konum bilgisi kullanıcılarını kapsıyor. Diğeri ise kontrol bölümü. Yeryüzündeki izleme istasyonları, yer kontrol istasyonları ve antenlerinden oluşan bölümü ifade ediyor. Bizim uyduları kullanarak hassas bir biçimde konum belirleyebilmemiz için en az 4 konumlama uydusundan sinyal alınması gerekiyor. Biz her bir uyduyla yerdeki alıcı arasındaki mesafeyi ölçebiliyoruz. Tabii hassas saatler var. Aynı zamanda zaman farkını da belirlemiş oluyoruz. Fakat sadece bir ölçümle biz bir parametreyi çözüyoruz. Eğer 4 uyduyla gözlem yapabilirsek ne yapabiliriz? Enlem, boylam, yükseklik ve zaman bilinmeyenlerini belirlemiş oluruz. Ne kadar çok fazla uydudan sinyal alınırsa konum doğruluğumuzun o kadar iyileşmesini bekliyoruz. Uyduların her biri iki değişik frekansta ve düşük güçlü radyo sinyalleri yayınlıyor. Bu frekanslara biz genellikle L1 ve L2 frekansı diyoruz. L1 frekansı 1575.42 MHz. L2 frekansı da 1227.60 MHz frekansında çalışıyor. GPS sinyalleri her ortamdan geçemiyor.
Bu nedenle de yapılaşmış alanlarda yapılaşmamış alanlara göre hassasiyet azalıyor. Yani yapılaşmış alanlardaki yüksek binalar, dar sokaklar sebebiyle sinyallerin ulaşması ya da gördüğünüz uydu sayısı azalmış oluyor ya da yüzeyden yansıyan sinyalleri yakalamanız mümkün olmuyor. Bu nedenle de tabii açık alanlara göre bizim kentsel alanlardaki sinyallerimizin kalitesi daha kötü oluyor. Doğal olarak da hassasiyetimiz azalmış oluyor. Bizim GPS'imizin anteninin gökyüzünü belirli bir açıyla görmesi gerekiyor ki yeterli sayıda uydudan konumu belirleyebilmemiz için. Kapalı ortamlarda ise sinyal elde edilemiyor. Tünel gibi ya da bina işleri gibi yerlerde GPS uydusu göremediğiniz için de konumunuzu belirleyemiyorsunuz. Hatalı sinyallerin elde edilebileceği ya da hiç sinyal elde edilemeyen bölgelerde kullanılmak üzere geliştirilen diferansiyel GPS'leri kullanabiliyoruz. Biz sadece L1 bandını kullanarak yaklaşık 100 metre hassasiyette veri elde edebilirken L1 ve L2 bandlarını birlikte kullanarak 1 metrenin altında hassasiyete ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu nedenle kullandığınız alıcının tek frekansla mı çift frekansla mı çalıştığı önemli. Standart GNSS konumlama hizmeti 10 metreye kadar hassasiyet sağlamakta. Diferansiyel yöntemde hassasiyet 1 metreye, RTK'da ise birkaç santimetreye kadar düşmekte. Daha iyi sonuç almak için ortalama alma yöntemine başvurulabilir. Yer sabit yörüngeli bir uydudan yararlanarak VAS, EGNOS ve buna benzer uydu tabanlı destek sistemlerinde olduğu gibi düzeltmeler yapılabilir. Yani uzak mesafeli radyo sinyalinden ya da kısa mesafede konumu bilinen bir baz istasyonundan yararlanarak düzeltmeler kullanıcılara iletilebilir ve daha hassas, daha doğru bir konumlama yapılmış olur. Bir GPS ise diferansiyel GPS şeklinde ifade ediyoruz. Bizim GPS ile elde edilen anlık doğruluk birçok amaç için yeterli. Fakat bazı amaçlar için henüz yeterli değil, yeterli gelmiyor. Hava ve deniz araçlarının navigasyon uygulamalarında daha yüksek doğruluk gerektiği için bunlarda elde edilen GPS elde edilen doğruluk yeterli olmuyor. Diferansiyel GPS'te ise yüksek doğruluk isteyen navigasyon uygulamaları için geliştirilmiş özel bir ölçü tekniğidir. Bu yöntemde konumu daha önceden duyarlı bir şekilde belirlenmiş bir sabit alıcı, konumu belirlenecek nokta için bir gezici alıcıdan oluşan bir sistemdir. Her iki alıcı ile en az 4 uyduya eş zamanlı gözlem yapılması gerekiyor. Bu şekilde noktanın konumunu daha hassas olarak belirleyebiliyoruz. RTK dediğimiz real time kinematik yani gerçek zamanlı kinematik ölçümü ifade ediyor. Yüksek doğruluk isteyen jeodezik uygulamalarda ve mühendislik ölçmelerinde gerçek zamanlı alım ve aplikasyon işlemleri için geliştirilmiş faz verisi kullanan diferansiyel ölçü tekniğidir. Konumu daha önceden duyarlı bir şekilde belirlenmiş nokta bir baz. Tabii çift frekanslı alıcı ile birlikte. Konumu belirlenecek nokta bir gezici yine çift frekanslı alıcıdan oluşuyor. Her iki alıcı ile en az 4 uyduya eş zamanlı faz gözlemi yapılması gerekiyor. Yani biz bu sistemde her iki alıcı ile en az 4 uyduya eş zamanlı gözlem yapmamız gerekiyor. Uygulamada daha fazla sayıda uyduya gözlem yapmayı tercih ediyoruz. Bizim günümüzde kullandığımız bazı İHA'larda RTK özelliği mevcut. Bu RTK özelliğiyle bulunduğunuz yerin konumunu hassas olarak belirleyebiliyorsunuz ya da elde ettiğiniz ürünleri
konumsal doğruluğunu daha yüksek elde etmiş oluyorsunuz. Yani ürettiğiniz ürünlerde bu çektiğiniz fotoğrafların izdüşüm merkezinin koordinatlarını santimetre doğrulukla belirleme imkanı sağlıyor bu cihazlar bizlere. Temel harita okumaları bölümüne geldiğimizde önce haritanın bir tanımını yapalım. Harita, yeryüzünün tamamının ya da bir parçasının belli bir oranda küçültülerek iki boyutlu düzlem üzerinde detaylı bir biçimde çizgi ve özel sembollerle gösterimidir. Haritalar kullanım amaçlarına göre farklı ölçekte ve farklı bilgileri sunacak şekilde üretilirler. Seyri sefer görevi için harita ve harita ile ilgili bilgileri pilotlar tarafından bilinmesi gerekir. Biraz önce belirttiğimiz gibi haritalar amaçlarına göre farklı ölçeklerde üretiliyor. Yani farklı amaçlarla harita üretebilirsiniz. Ve buna göre farklı ölçeğiniz olur. Aslında ölçek dediğiniz haritadaki uzunluğun gerçek uzunluğa oranıdır. Yani sizin gerçekteki bir uzunluğu ne kadar küçülttüğünüzü ifade eder. Biz zaten haritada ne yapıyoruz? Üç boyutlu fiziksel yeryüzünü belirli ölçekte küçültülerek iki boyutlu altlıklara aktarmış oluyoruz. Bir projeksiyon sisteminde. Ölçek için kullandığımız iki tane ölçek kavramı var. Bir çizgisel ölçek, burada da görüldüğü gibi birim bir uzaklığın ne kadar uzunluğa geldiğini gösteriyoruz. İşte belirli bir uzunluk diyoruz ki burası 100 mil ya da işte gördüğünüz bu en küçük kare ile yani bunların her birinin belli bir değeri var. Burası 20 metre, bu tam uzunluk 40 metreyi ifade ediyor. Çizgisel olarak bu ne yapabilirsiniz? Bu uzunluktan harita üzerindeki bir uzunluğun gerçekteki karşılığını belirleyebilirsiniz. Sayısal ölçek ise bizim tam değerler olarak ifade ettiğimiz 1 bölü 1000'lik, 1 bölü 5000'lik, 1 bölü 25000'lik ve 1 bölü 100000'lik gibi ya da farklı değerlerde haritadaki uzunluk payda ve gerçek uzunluk paydada olacak şekilde ifade ettiğimiz bir ölçek kavramıdır sayısal olarak. Fakat bunu gösterirken biz sürekli bir bölü olarak gösteririz. Yani paydadaki değerin tam sayı olması gerekiyor. Haritaların ölçeklerine göre üçe ayrılıyor. 1 bölü 200 ile 1 bölü 5000 ölçek arasındaki haritalara büyük ölçekli. 10.000 ile 50.000 ölçek arasındaki haritalara orta ölçekli. 100.000 ölçekli haritalardan daha büyük olanlara ise küçük ölçekli harita ismini veriyoruz. Tabii haritalar ölçeklerine göre farklı bilgileri gösteriyor harita üzerinde. Doğal olarak kullanım amaçları da farklı oluyor. Büyük ölçekli haritalar çoğunlukla kadastro, imar, planlama, kamulaştırma, kamu altyapıları, arazi toplaştırması, orman ve madencilikte kullanılır. Orta ölçekli haritalar ise genellikle askeri taktik amaçlar için hazırlanan bu haritalar topografik özellikte olduğundan bölge ve nazım imar planlamasında, ulaşım mesutlarının planlanmasında kullanılıyor. Küçük ölçekli haritalar ise coğrafya ve dünya haritalarıdır. Daha az ayrıntı içerir ve genel amaçlar için örneğin kara, deniz, hava trafiği ve buna benzer işlemlerde kullanılmaktadır. Genel olarak büyük ölçekli ve küçük ölçekli haritaları karşılaştırırsak, buradaki sunuda öyle yaptık.
Büyük ölçekli haritaların ayrıntıyı gösterme gücü fazladır. Yani daha fazla ayrıntı gösterebilirsiniz. Küçük ölçekli haritalar ise daha az ayrıntı gösterir. Büyük ölçekli haritalarda hata oranı azdır. Küçük ölçekli haritalarda hata oranı fazladır. Yani sizin harita üzerindeki bilgileri göstermenizle de alakalı. Bir de harita üzerindeki çizim hata sınırı dediğimiz bir kavram var. Harita üzerine bilgiyi aktarırken ya da okurken ne kadar dikkatli olursak olalım, gözümüzde yaptığımız belli bir hata oranı vardır. Bu hata oranı da haritanın ölçeğinin paydasıyla çarpılır. Ve haritadaki bir uzunluğu gerçek değere dönüştürmüş olursunuz. Burada baktığınız vakit büyük ölçekli harita dediğimiz haritada ölçeğin paydası daha küçüktür. Küçük ölçekli haritada ise ölçeğin paydası daha büyüktür. Yani sonuçta sizin küçük ölçekli bir haritada yaptığınız hata miktarı gerçekte daha fazla bir alana karşılık gelecektir. Gerçekte dar alanları gösterirsiniz büyük ölçekli haritada. Küçük ölçekli haritada ise geniş alanları gösterirsiniz. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi ölçeğin paydası küçüktür büyük ölçekli haritalarda. Küçük ölçekli haritalarda ise büyüktür. İzohips dediğimiz ekşi yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkı azdır büyük ölçekli haritalarda. Küçük ölçekli haritalarda ise yükselti farkı fazladır. Büyük ölçekli haritalarda kağıt üzerinde kapladığı alan fazladır. Küçük ölçekli haritalarda ise kağıt üzerinde kapladığı alan azdır. Böylelikle de karşılaştırmalarını bu şekilde yapabiliriz. Topografik haritalar haritası yapılan bölgeye ait doğal ve yapay objeleri. İnsan yapımı olan objelerle doğal olarak var olan yani bina, yol, köprü, dere, tepe, dağ gibi doğal objeleri özel işaret ve sembollerle göstererek bilgi veren ürünlerdir. Pilotların topografik haritaya göre emniyette uçuş yapabilmeleri için haritayı okumaları gerekir. Haritayı okuyabilmek için de haritadaki renk, şekil ve sembol gibi harita bilgilerinin bilinmesi gerekiyor. Haritalar hava fotoğrafları gibi değildir. Yani fotoğrafta her bir objeyi görürsünüz. Onun ne olduğunu tanımlayabilirsiniz. Ama haritada her şey özel renk, şekil ve sembollerle gösterilir. O haritada gösterilen rengin anlamını, şeklin anlamını ya da özel kullandığımız sembolün anlamını bilmemiz gerekiyor. Yollar farklı şekillerde gösterilir. İşte karayolu, asfalt yol, stabilize yol ya da demir yolu. Bunların hepsi farklı şekillerde gösterilir. Doğal olarak bir haritayı okuyabilmemiz için de bizim bu harita yapımında kullanılan renk, şekil ve sembol gibi harita bilgilerini bilmemiz gerekiyor. Ve haritalardaki önemli unsurlardan bir tanesi münhani olarak ifade ettiğimiz eş yükseklik eğrileridir. Çoğu zaman biz bunları İzohips eğriler olarak da ifade ettik. Eş yükseklik eğrileri, yeryüzünde yükseklikleri eşit olan noktaların birleştirilmesinden meydana gelen eğrilerdir. Bunlar harita üzerlerinde geçtiği noktaların başlangıç kabul edilen düzlemden düşey olarak ne kadar mesafede olduğunu gösterir. Her münhani çizgisi deniz seviyesinden olan yüksekliği gösterir. Yani biz başlangıç olarak deniz seviyesini kabul ediyoruz ve çizdiğimiz her bir münhani buradan olan yüksekliği ifade ediyor. Yan yana iki münhani çizgisi arasındaki düşey mesafe münhani aralığı olarak bilinir ve bunun sayısal değeri harita kenar bilgilerinde belirtilir. Münhallerin özelliklerini sıralayacak olursak birbirlerini kesmezler. Yükseltisi en az olan en dıştadır, en çok olan en içtedir.
aralarındaki yükselti farkı birbirine eşittir. Aynı ünvanı çizgisi üzerindeki bütün noktalarda yükselti aynıdır. Aynı yükseklik değerine sahiptir. Sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır. Yani arazinizin topografik yapısı bu münhalinin sıklığını ya da seyrekliğini etkiler. Sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde ise eğim azdır. Zirveler nokta olarak gösterilir. Şimdi burada bir harita örneğimiz var. Bu harita örneğinde biraz önce söylediklerimizi dikkate alarak nerelerin topografik olarak ne anlama geldiğini ifade edeceğiz. Biraz önce söylemiştik. Yani enişteki olan en yüksektir. Yani 1 ile gösterdiğimiz yer tepeyi gösteriyor. 2 ile gösterdiğimiz yer vadiyi. Şu alan 2 ile gösterdiğimiz yer bu vadiyi. Bunlar kuru dere yataklarından ya da gelen kolların birleşmesi. 3 ile gösterdiğimiz yer sırtı. 4 ile gösterdiğimiz yer boyunu. Gördüğünüz gibi iki tepe var. Bu iki tepe arasında bir boyun var, bir düzlük var. Yani bir tepeden diğer bir tepeye giderkenki oluşan düzlüğü. 5 ile gösterdiğimiz yer çöküntüyü. 6 ile gösterdiğimiz yer derin vadi, şu gördüğümüz yer derin vadi. 7 ile gösterdiğimiz yer burun, bir tepenin altındaki çıkıntı boyundan önceki. 8 ile gösterdiğimiz yer uçurum. Yani bakın şurada 8 ile gösterdiğimiz yer, burada münhaniler belli aralıklarla geçiyor. Bakın burada aralık yok. Yani münhaniler sıklaşırsa, aralığı azalırsa çok dik olduğunu ifade eder. Seyrekleşirse geniş olduğunu ifade eder. 9 ile ifade ettiğimiz yer geçit. 10 ile ifade ettiğimiz yerde dolguyu ifade etmiş oluyor. Haritalardaki diğer bir özellik sembol. Gördüğünüz gibi burada haritaların sembolleri farklı gösterilmiş. Orman, bataklık, kumluk, taşlık, çukurluk gibi farklı semboller söz konusu. Maden yatağı, havaalanı, toprak yol, asfalt yol, devlet yolu, demir yolu, kent ve mezarlık gibi farklı sembolleri görmüş oluyoruz. Haritada kullandığımız önemli kavramlardan bir diğeri ise kuzey. Biz 3 çeşit kuzeyden bahsedebiliriz. Birincisi manyetik kuzey. Pusulanın gösterdiği kuzeydir. Manyetik kuzey bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Bir diğeri gerçek kuzey ya da coğrafi kuzey olarak ifade ediyoruz. Kuzey kutbunun olduğu kuzeydir. Bir diğeri harita kuzeyi ya da grid kuzeyi, haritadaki kuzey ve güney çizgilerinin gösterdiği kuzeydir. Biz haritaları sürekli olarak kuzeye yönlendiririz. Yani haritaların üst kenarı sürekli olarak kuzeyi gösterir. Buna da harita kuzeyi diyoruz. Manyetik kuzey her yıl belli bir miktar hareket etmektedir. Manyetik kuzey, grid kuzeyi ve coğrafi kuzey arasındaki farklar mutlaka harita kenar bilgileri içinde belirtilir. Yıllık deklinasyon yani sapma farkı da kullanıcının haritanın üretim yılı ile haritanın kullanıldığı anda içinde bulunan yıl arasındaki fark oranına eklenerek ya da çıkartılarak güncel sapma değerlerinin elde edilmesine olanak verir. Yani siz bir haritayı yöneltmek istiyorsanız elinizdeki pusulayla haritanın üretildiği yıla bakarak haritanın kenar bilgilerinde sapma miktarı yazıyordur. Sizin ne kadar sapmanız gerektiği gösterilir. Yani haritadan pusulaya göre ne kadar sapmanın yapılması gerektiği hesaplanır.
ve haritayı o şekilde yönetmiş olursunuz. Uçuş planı bölümünde ise biz sizlere uçuşu yaparken daha önce bir planlama yapmamızın gerektiğinden bahsedeceğiz. Uçuşun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için öncesinde uçuş planının yapılması gerekiyor. Uçuş süresince karşılaşılabilecek her türlü sorun bu planlamada göz önüne bulundurulmalı. İnsansız hava aracı sistemleri talimatında 4. maddenin R bendinde uçuş planı şöyle tanımlanıyor. Bir hava aracının planlanan uçuşuna ilişkin bilgileri içeren ICAO tarafından yayınlanan DOCE 4444 ve Eurocontrol IFPS kullanıcı el kitabına uygun olarak özel formatta hazırlanmış bilgi formunu ifade ediyor. Bu forma ulaşabiliriz. Bu formda işte üzerinde uçuşa ait gerekli bilgiler var. Formun hazırlandığı zaman orijini, uçak tanıtma işareti, uçuş kuralları, uçuş tipi, numarası, uçak tipi, uçakta bulunan tesisat, uçağın kalkacağı meydan, zaman, uçuş hızımız, uçuş seviyemiz ve yolumuz burada ilgili yerlere tanımlanıyor. Giriş meydanı, toplam uçuş süresi, yedek meydanlar, birinci yedek meydan, ikinci yedek meydan, yakıt miktarı, uçaktaki kişi sayısı, uçaktaki kurtarma tesisatlarının türü. Burada sırasıyla belirtiliyor. Uçağın rengi ve işareti. Kaptan pilotun ismi. Ve bu belge pilot tarafından doldurularak ilgili birime iletilmiş oluyor. Bu planlamayı yaparken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Birincisi harita seçimi, hava durumu, rotanın belirlenmesi, tehlikeli bölgelerin göz önüne alınması, ayıp ve notamların kullanımı, hava trafik kontrol ile iletişim usulleri, uçuş bölgesinde emniyetli irtifalar, uygun iniş alanları, iletişim frekansları, ağırlık ve denge hesapları, ağırlık, performans ve yakıt hesaplarının yapılması gerekiyor uçuş planı yaparken. Aynı şekilde insansız hava araçlarıyla bu planlı uçuş planlamaları yaparken de bunlara dikkat edeceğiz. Ama bu sefer insansız hava araçlarının kendine ait özelliklerinde dikkate almamız gerekecek. Yani hangi alanda, hangi amaçla bir görev yapılıyorsa onun değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili geometrik parametrelerin belirlenmesi gerekiyor. Siz bir arazinin haritasını yapmak isteyebilirsiniz. O bölgeden fotoğraf elde etmek isteyebilirsiniz. Farklı amaçlar için. Ve bu görevi yerine getirmek için bunları göz önünde bulundurarak bir plan yapmamız gerekiyor. Bu göreve uygun uçuş kayıt platformunun seçilmesi gerekiyor. Hava durumunun değerlendirilmesi, arazinin topografik yapısının, arazi üzerindeki yüksekliklerin ya da engellerin, düşey engellerin belirlenmesi gerekiyor. Uçuş planını oluştururken herhangi bir tehlikeli durum oluşturmamak için. Bunun dışında kullanacaksanız sensörleri uygun bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Arazi koşullarını belirlemeniz gerekiyor. Kullanacağınız koordinat sistemlerinin ve en önemlisi gerekli yasal izinlerin alınması gerekiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarışma alanında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.